O halde öncelikle herkese merhabalar. Bir Mart ayı geldi. Mart ayı denilince tabii ki aklınıza ne geliyor? Hayır hayır kedi, ke, kedi, kedi gülüşü yapıyor şu an bana. Hayır hayır öyle bir şey yok. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi. Yani biz burada Çanakkale'yi konuşacağız. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatmaya kalksam herhalde burada ne süre yeter ne vakit yeter. Bana ayrılan sürede ben size bugün kısacık Çanakkale'nin ana hatlarını böyle fotoğraflarla, uydudan resimlerle. Şimdi telif varmış. Teliften dolayı ben bunu Google'dan aldım. Google'da buna eğer telif atarsa sıkıntı büyük. Yani inşallah bir şey olmaz. Şimdi burada biz öncelikle savaşın ehemmiyetini konuşalım. Savaş 10 milyona yakın insanın ölmesine sebep olmuş bir savaştan bahsediyoruz. İki tane grup var burada. Bir itilaflar. Şöyle itilaflar. Bir de ittifaklar. Şimdi bu itilaflar ile ittifaklar arasında yapılan savaşta Çanakkale kısmına bakacağız. Burada itilafların kuvveti 43 milyon, ittifakların kuvveti 23 milyon. İtilafların amacı Çanakkale'ye ulaşıp Çanakkale'den de İstanbul'a geçmek. İstanbul'a geçerek Osmanlı'yı bir savaş dışı bırakmak. Bu en basit yön yöntemi. İkincisi ise Marmara Denizi üzerinden yine Boğazlardan, Çanakkale üzerinden İstanbul'a ulaşmak. Oradan da Karadeniz e açılmak. Rusya'ya yardım götürmek. Rusya'ya neden yardım götürmek istiyor? Çünkü Rusya hem dışarıda bir harp içinde hem de içeride bir iç savaş halinde. İçeride yaptığı iç savaşta ise yine Çarlık Rusyası dediğimiz yönetimdeki Rusya bir de Bolşevik Rusyası. Bolşevikler bunlar Çarlığı yıkmaya çalışıyor. E tabi itilaflar savaşa devam edebilmesi için Rusya'ya yardım götürmeye çalışıyorlar. Çanakkale'ye gidenler biliyordur. O Ritbahir'de yamaçlarda bir yazı vardı. Dur yolcu, bilmeden gelip de bastım. Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Ha orada sadece şey yazıyor. Dur yolcu, bilmeden gelip de bastım. Bu toprak bir devrin battığı yerdir. O devir hikayesi de şuradan geliyor aslında. O yazın anlamını da birazcık konuşalım. Rusya'ya yardım gitmeyince, Çanakkale'den geçemeyince itilaf kuvvetleri, Rusya'da bu az önce bahsettiğim Çarlık Rusyası Bolşevikler tarafından yıkılıyor. Bir devir böylelikle sona eriyor. Ve Çanakkale sadece Türklerin tarihi değil, dünyanın tarihine yön veren bir savaştır. Aynı zamanda 18 Mart ikiye ayrılır. Birinci kısmı deniz savaşları dediğimiz kısım. İkinci kısmı ise kara savaşları. Deniz savaşlarında hani o hep tweet atıyoruz ya 18 Mart'ta. İşte 18 Mart Çanakkale deniz zaferi tweet gönderiyoruz ya. Bir bu bir de hani sizin gezmeye gittiğinizde Çanakkale'ye gördüğünüzde birbirine çarpışan kurşunlar vardır. Heh, bu kurşunların olduğu hikaye ise kara savaşları kısmında. Biz öncelikle deniz savaşları kısmını birazcık inceleyelim. Söz konusu vatan olunca gençlerin savaşa katılması artlarından türküler yakılmasına sebep oluyor. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Kızların mı yarın mı? Yarın gözü yaşlı. E, yarın gözü yaşlı diyor. Eee yarın gözü yaşlı olsun. Daha savaşın zaferinden 10 gün önce Nusret Mayın gemisi de 26 tane mayınını tam da şu haritada göstereyim. Tam da şu noktaya Boğaza paralel bir şekilde boylamasına atıyor. Bizim kuvvetlerimiz bu hazırlıkları yaparken Queen Elizabeth dediğimiz büyük İngiliz zırhlısı Çanakkale Boğazının sularına girmeye başlıyor. Ama Queen Elizabeth Elizabeth'i birazcık anlatalım. Adı üstünde Queen. Şimdi Elizabeth'in boyu başıyla son arası 197 metre. Yan taraflar arasındaki mesafe ise 28 metre. Ağırlığı ise 33 bin ton. Koskoca bir zırhlı. Buradan mesela Muğla'lılar bilir. Heykelden attığını Ula'dan vurabiliyor. 16 kilometre menzile sahip. Attığı yerde top mermisi 12 metrelik çukurlar oluşturabiliyor. 12 metre yani toprağı alıyor, hallaç pamuğu gibi yukarı atıp aşağı indirebiliyor. E tabii ki haliyle de karşısında tüm Türk askerlerinin kimi var? Herkesin bildiği Mecidiye Tabyası'nda Seyit Onbaşı var. Seyit Onbaşı mı yoksa Seyit mi? Onbaşı o Ocean zırhlısını vurduktan sonra terfi ettirildiği rütbedir. Mesela normalde Erdir Seyit Onbaşı. <laughs> Erdir Seyit Onbaşı. <laughs> evet. Birazcık onun hikayesine bakalım. Seyit Onbaşı Mecidiye Tabyası'nda aslında sürekli dövülmekte olan bir tabyanın içinde bir asker. Yaptığı görevi de şu. Topları alıp krikolara yerleştirmek. Bu krikolarla topun mermiyi topun seviyesine getirip sürüp atışa başlamak. Sonraki süreçte ise yaptığı şeylerden birisi de nişan alıp vurmak. Ancak Ocean o gün nefes aldırmıyor. Mecidiye Tabyası'na bir top mermisi düşüyor. Ve bu top mermisiyle beraber az önceki bahsettiğim o kriko bozuluyor. Aynı zamanda o Tabya'da sadece 3 tane asker sağ kalıyor. Bunlardan birisi Seyit, birisi Yüzbaşı Hilmi Bey, bir de Nideli Ali. Tabi top patlayınca herkes bir sersemliyor. Tabi askerlerimiz şehit oluyor. Aynı zamanda toprağın altından kurtulan bu üç asker Yüzbaşı Hilmi sayesinde topraktan çıkartılıyor. Yüzbaşı Hilmi hemen koşup çevreden birkaç tane asker bulayım da bu topları yeniden bu kriko'ya yerleştirelim taşıyalım diye düşünüyor. Ancak yüzbaşı Hilmi Bey buraya geldiğinde bir de ne görsün? Seyit yağlı topları ellerinden kaymasın diye kendini çamura bulamış ve kaldırmış topa yerleştiriyor. Şimdi hepimiz biliyoruz. Seyit Onbaşı bir kere topu kaldırıyor koyuyor, vuruyor, batırıyor. Bu böyle mi? Gerçekten de tek atış mı yapıyor? Hayır tabii ki de. Birden fazla atış yapıyor. Yanında gelen askerler şoka girmiş. Ne olduğunu anlayamıyorlar. Çünkü bir insanın bunu kaldırmasının ihtimali yok. Birçoğunuz izlemiştir belgesellerde. Kaç kilo bu toplar? 300. 270 75 250 tabii ki de bu kadar ağır toplarımız yok. O dönemin topları 190 ila 215 kilo arasında olduğu tahmin ediliyor. 215 kiloyu kaldırması da çok büyük bir olay. İster buna o anki kudret, o anki iman deyin ama bu çok büyük bir kahramanlıktır. Atış yapmasıyla beraber Ocean'ı suların altına gömüyor. Sadece Ocean suların altına gitmiyor. Aynı zamanda İngilizlerin çıkartmış oldukları İstanbul gezi biletleri de suya düşüyor. İngilizler o kadar eminler ki İstanbul'a gezi yapma planları yapmışlar. İstanbul'a gelecekler turlar yapacaklar. Ama unuttukları bir şey var. İtilaf kuvvetlerinin karşısında bu sefer Truva atı hilesini yiyecek bir millet yoktu. Atı Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar sürebilmiş bir Türk milleti vardı. Ama acıması da vardı bu Türk milletinin. Batırılan Fransız Buve gemisi askerleri batarken gemi aşağı atladılar denize. Türk askerleri de hem esir elde etmek için hem de askerler boğularak can vermesin diye can hıraş onlara yardıma koştular. Ama İngilizlerin acıması yoktu. Hem boğulan Fransız askerlerini hem de ona yardıma giden Türk askerlerini denizin içinde vurdu. Sakın acımayın Türk askerine, Türk milletine. Çünkü kahramanlar acınarak hatırlanmak istemezler. Kahramanlar övünerek hatırlanmayı hak edenlerdir. Bir Türk tığiye çadırının yanına bir bomba düşüyor. Türk askerleri de o sıra mola vermişler, yemeklerini yemekteler. Yanlarına düşen bir bomba yüzünden toprak az önce anlattığım gibi pallaç pamuğu gibi yukarı kalkıyor. Kalkan tüm toprak bizim Türk askerinin yemeğine doluyor. Türkler tam yerken zaten savaşın da vermiş olduğu bir sinir yorgunluğuyla başlıyorlar gülmeye. Gülüyorlar. Hatta anlatılan anlara göre Türk askerleri sırt üstü yatıyor yerde tepinerek gülüyorlar. Neye gülüyorlar biliyor musunuz? Beceriksiz İngilizlere gülüyorlar. Bu iradeye, bu vatan aşkına karşı koyamayacağını anlayan İngilizler, özellikle İngilizlerin başındaki Amiral Robey hem batan gemilerin hesabını nasıl vereceğini düşünüyor, hem de çok ağır yaralar alan Queen Elizabeth'in hesabını vermenin derdine düşmüş. Ve Çanakkale'yi denizden geçme konusunda artık ısrarcı olmuyorlar. Artık karadan denemeye başlıyorlar. Şöyle göstereyim. Şuradan parlıyor mu? Bakın bakalım. Şöyle parlıyor mu? Karadan çıkartma kararı alan İngilizler kendilerine 3 yer belirliyor. Fransızlar için Anzak askerleri için. Bir de kendileri için. En zor yere Fransa'yı bırakıyorlar. Şu aşağıda bulunan Kumkale. Türklerin en güçlü olduğu bölge. Kumkale. Kendileri için de Seddülbahir bölgesinden bir çıkartma kararı alıyorlar. Şuraya baktığınızda da İngilizlerin desteklediği Anzaklar. Şu an Arıburnu olarak geçen bölge. Anzak koyundan Anzakları çıkartmaya karar veriyorlar. Söylemesi kolay. İngilizler çıkartma yapacak. Peki ya nereden yapacaklar? Onca uzun sahil şeridinin hangi koyundan, hangi bölgeden İşte bunu anlamak çok zor. Almanya ile müttefik olduğumuz için 5. ordunun başına Alman general Liman von Sanders atandı. Liman von Sanders diyor ki bunlar illaki bir yerden çıkartma yapacak ve Türk birliklerini bir arada tutalım ve çıkartmanın olduğu yere sevkini gerçekleştirelim. Aha sevki gerçekleşsin. Böylelikle ama liman von Sanders'in unuttuğu bir şey var. Eğer ki çıkartmanın yerini tahmin edemezseniz askerler önünde hiçbir kuvvet olmadan hızlıca ilerleyebilirler. İsmini de sırf bu yüzden alan Kilitbahir bölgesi, Kilitbahir platosu şu nokta, burayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Şuradan da kendileri çıkartma yapıp Alçıtepe'ye ele geçirecekler ve Türklerin toplarının bulunduğu Türk tahkimatlarını ortadan kaldıracaklar. Ee bu çıkartma yerlerini bulmak için gözetlemeci askerler gönderiliyor. Birer birer. Gözetleme askerleri görevi muhakkak ölüm. Soruluyor. Settül Bahir bölgesini gözetlemek için bir asker gönderilmesi gerekiyor. Bir manga. Soruyorlar. Önce kim gitmek ister? Herkes atlıyor ama aralarından biri var. Ezineli Yahya Çavuş. Ezineli Yahya Çavuş atlıyor. Ben giderim. Ve Ezineli Yahya Çavuş'a diyorlar yanına bir manga asker al. Ezineli Yahya Çavuş da tabii ki de hemşerilerini almak istiyor. Soruyor. Aranızda Ezineli olan var mı? Varsa hemşerim öne çıksın diyor. Tam 63 asker öne çıkıyor. Soruyor. Nerelisin? Maraşlıyım. Soruyor. Sen nerelisin? Antepliyim, Konyalıyım, Afyonluyum. Diyor diyor ki ben Ezineli istedim. Çanakkale'li istedim diyor. Askerlerden birisi Yahya Çavuş'a soruyor. Hemşerilik kardeşlik değil midir diyor. Biz aynı memleketin çocuklarıysak kardeş değil miyiz diyor. Biz hepimiz hemşeri sayılırız diyor. 63 askeri de yanına alıyor. Gözcü Baba tepesine giden Yahya Çavuş bu bölgede İngilizlerin çıkartmasını görüyor. Hemen silahlarına davranıyor. Çatışma o kadar hızlı ki binlerce asker iniyor. Yahya Çavuş savaşın şevkiyle arkadaşlarına diyor ki Yiğitler ihtimaliniz varsa merminizi az harcayın. İhtimaliniz varsa bir mermiyle mümkünse iki asker vurun. Toplamda 4600 top mermisinin düştüğü Gözcü Baba Tepesi. Binlerce İngiliz askerini öldüren bu tepe en sonunda düşüyor. Türk askerleri de buradan saatler veren mücadelenin ardından şehit oluyorlar. İngiliz general Hunter Weston diyor ki bu tepeyi bir sayın. 4600 tane mermi atmış. Binlerce İngiliz askerini öldürmüş. Bu tepeyi bir sayın diyor. Kaç tane Türk askerin ölüsü var diyor. Merak ediyor. Sayıyorlar. 59-60. Bir daha saydırıyor. 59-60 saatlerce bombalan. Bu tepeden sadece 63 tane Türk askeri şehit oluyor. Yahya Çavuş hatta burada sağ kurtuluyor. Ee, daha sonra kaldırıldığı yerde o da hayata gözlerini yumuyor. Hatta şehit olmadığı için silah arkadaşlarıyla söz veriyorlar birbirlerine burada şehit olacağız diye. Çok kahroluyor kendine geldiğinde. Az önce bahsettiğim Anzakların çıkartma yaptığı şu Arıburnu dediğimiz Anzak Koyu bölgesinde Anzak çıkartması başlayınca Bayır tepelerine doğru 250 tane Türk askeri koruyor şurayı. 250 tane Türk askeri koruyor. 4 saat boyunca 1000, 1200 2000 olarak artan Anzak çıkartmasına karşı tam tamına 250 bir Türk askeri. Bu tepeyi savunuyorlar. 27. alay Şefik Bey yetişiyor buraya. Şu bölgede Eceabat'tan buraya yetişiyor. Hatta hikayelerinde Şefik Bey diyor ki o da Allah'ın işi herhalde. Geçtiğimiz her 100 metrede bir top mermisi düşüyor diyor. Tabi Allah'ın işi ama İngilizler yanlış hesaplamışlar. 27. alayın geldiği yeri bir türlü tutturamıyorlar. 27. alay burada dayanıyor. Tam da şu Bigalı olan bölgeden de Mustafa Kemal. 57. alayıyla geliyor. Ama burada bu geliyor gidiyor demek kolay. Mustafa Kemal buradaki alayı alıp oraya götürmek için Liman Von Sanders'i arıyor. Bu arada telefon kullanıyorlar. Arıyor. Bir türlü ulaşamıyor. Liman Paşa'ya ulaşmak ne mümkün? Ama düşman çıkartma yapmış. İşte Mustafa Kemal tahmin ediyordu o bölgeleri. Çıkartma yapılacak yerleri biliyordu. Ve en sonunda inisiyatif kullanıyor. Ve Mustafa Kemal'in bir asker için söylediği şu sözler zaten kendi yaptığı davranışından anlaşılır. Askerin önce bilgisi ve sezgisi olacak diyor. Mustafa Kemal 57. alayı arkasına takıyor. Kendisi önce varıyor. Türk askerlerinin kaçtığını görüyor. 57. alay arkada. Onlar yürüyerek geliyor. Paşa atla geliyor oraya. Kaçan askerlere Diyor. Nereye gidiyorsunuz? Durun diyor. Askerler silahımızda mermimiz bitti. Başka kuvvet kalmadı. Düşman binlerce peşimize takıldı geliyor diyor. Merminiz yok. Süngünüz de mi yok diye soruyor. Süngü tak yere yat. Biz ölene kadar geçen zamanda yerimize yeni birlikler gelebilir diyerek tüm askerleri orayı konuşlandırıyor. Türk askerlerin yattığını gören yere yattığını gören peşindeki Anzak birlikleri de orada başka bir Türk birliği var diyerek yatıyor. Ve Mustafa Kemal diyor ki işte savaşı orada kazandık. 57. Alayında gelmesiyle beraber ordu şu emri veriyor. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Bu savaşlar esnasında savaşın hızıyla beraber Mustafa Kemal'in sağ cebinde saatinin bulunduğu yere bir şarapnel parçası isabet ediyor. Ve yanındaki yaveri onu vurulduğunu görünce Mustafa Kemal hemen ağzını kapatıyor yaverin. Sus diyor. Askerin morali bozulabilir. Asker korkabilir. Ve kendi yarasını görmezden geliyor. Daha sonra çıkartıyorlar. Şarapnel parçası bir kan toplanmasına sebep olmuş. Hatta o parçalanmış saati o 5. ordunun başına atanmış Alman general Liman von Sande ters hediye ediyor Mustafa Kemal. Hatta askerler Can Siperane bu kadar mücadele ederken bizim sucu Mustafa var. Türk askeri. İşte komutanın yanına dönüyor, sual olup gelmesi gerekiyor. Yanında katırında bir bakıyorlar. Reçeller, peksimetler, bisküviler, limon şerbetleri. Mustafa'ya diyorlar, "Mustafa, hele dur bakalım, ne bu hal? Bunları nereden buldun?" diyor. Bizim Mustafa kendi aksanıyla anlatmaya başlıyor. "Ya komutanım," diyor. "Başıma geleni sorma komutanım." diyor. "Katırı aldım, yola çıktım. Tam buraya yaklaştıydım ki, emme deme komutanım," diyor. "Üstüme diyor, Bir sürü bomba geçmeye başladı," diyor hemen diyor saklandım. Durmuyorken namussuz düşman diyor. Aldım katırı diyor. Çallıkların altından geçerim diye düşündüm diyor. Emme çallıkların altı boşmuş komutanım diyor. Tam adım attım diyor. Katır aşağı, ben aşağı yuvarlandık beraber diyor. Hop bir anda etrafında bir sürü İngiliz askeri. Eh komutanım diyor. Bir dövdüler beni diyor. Bir biri vuruyor, bir biri vuruyor. Düştükçe kaldırıp dövüyorlar Mustafa'yı. Mustafa anlatıyor. Tabi komutanı yanına çıkartıyorlar İngiliz komutanın ışıklı bir herdi diyor. Karşımda diyor dev gibi bir adam diyor. Hemen diyor tercüman getettirdiler diyor. Tercüman sormuş. Hayırdır diyor. Ne bu hal? tercümana demiş ki şimdi diyor öyle diyor beni bir kere saygı duyacaksınız diyor. Beni diyor karşı taraftan gönderdiler diyor İngiliz komutanı. Dedi ki komutanım diyor benim binbaşı birazcık sıkıntılıdır. Benim süngümün önünde ölecek düşman lazımdır bana dedi diyor. Öyle susuzluktan ölecek düşman lazım değildir diyor. O yüzden size su getirmemi emretti diyor. Ha dedi ki diyor o karşı tarafın şerefine kalmış artık diyor. Seni öldürürler Mustafa bilmem diyor. O da İngiliz komutanının onurudur diyor. Tabi bizim Mustafa dayağı da yerken düşünmüş bu hikayeyi. Ulan oradan nasıl kurtuldu? acaba diye. Az önce döven İngilizler başlıyorlar bizim Mustafa'yı öpmeye. Mustafa hatta orada diyor lan diyor beni avrat mı sandınız bırakın diyor. Ondan sonra bizim Mustafa'ya tabii teşekkür için para veriyorlar. Bir kese altın. Mustafa bir bakıyor altın. Biz diyor parayla diyor su satmayız diyor. Kalsın paranız diyor. İlla verdiler diyor. Aha katırın hali ortada gatırın da beli kırılmak üzere ağırlıkta. Doldurmuşlar şekerlemeleri bisküvitleri. Bizim Mustafa yolunu şaşırmış. E dedim ya aralar zaten çok yakın. Yani buradan görmemiz gereken şu. Bizim Türk askerlerinin kahraman mücadelesi. Efendim o anlatılan hikayelerdeki gibi ne bir sis ne bir duman var ya anlatılır çocukluğumuzdan beri. Bir sis geldi düşman askerlerinin üzerine durdu. Daha sonra bu sis kalktığında düşman askerleri yoktu. Bu bizim orada şehit olan kahraman Mehmet'imizin hatırasına bir saygısızlıktır. Orada ne sis vardı ne bir şey vardı. Savaşlar esnasında bir ara ateş ilan ediliyor. Çünkü kara savaşlarının 25 Nisan'da başladığını, Ağustos'a kadar devam ettiğini varsayarsak Nisan, Mayıs, Haziran bir Çanakkale'de yaşamış insan olarak söylüyorum Çanakkale'nin nemi çoktur. Ve haliyle ölen askerlerin cesetleri kokmaya başlıyor. Ve bir ateşkes yapılıyor. Tabi ateş kes esnasında Türk askerleri kendi arkadaşlarının yanına Anzak askerleri de kendi arkadaşlarının yanına kadar yaklaşıyor. Haliyle burada bir yakınlaşma söz konusu. İngiliz istihbaratçı Orby Herbert denilen adam geliyor. Tam burada bak hikayelerde bunu anlatıyor. Türk askerleriyle aralarındaki yakınlaşmadan dolayı şöyle bir muhabbet geçiyor. Ateşkes sona eriyor. Diyor ki şimdi ben kendi yerime geçeyim de beni vurursunuz biraz sonra diyor. Türk askeri de diyor ki aman Allah korusun. Bakın düşman. Biraz sonra vuracağınız düşman. Naiflik işte bu. O yüzden Çanakkale Savaşı'nın diğer adı centilmenler savaşıdır. Bu centilmenliğe bir örnekte Fransız Guro savaş alanını gezerken bir Türk askerinin kucağında bir Fransız askeri görüyor. Tabi Türk askerinin lisanı yok fakat çıvlak bir Türk askeri çıkartmış gömleğini elindeki Fransız askerinin göğsüne basıyor. Neden? Çünkü Fransız'ın göğsünden bir süngü darbesi almış ve oluk oluk kan akıyor. Türk askeri de elinde gömleği tampon yapıyor. Guro hani bakıyor duruma bakıyor. Türk askeri kendini açıklama ihtiyacı hissediyor. Fransız askerinin Türk askerine uzattığı resmi gösteriyor ve soruyor. Diyor ki bunu neden yapıyorsun? Niçin? Düşmanın diyor ki onun yaşlı bir belli ki annesi var. Gitsin. Onu bekleyen biri var. Gitsin ona yetişsin diyor. Benim arkada kimsem yok diyor. Bari o yaşasın diyor. Guro belli bir süre sonra tekrar geldiğinde Fransız askerinin de Türk askerinde koyun koyuna öldüğünü görüyor ve Türk askerinin yüzünü çevirdiğinde biraz önce Fransız askere yardım eden bizim Mehmet'in göğsünde kocaman bir süngü yarası var. Hem de Fransız askerininkinden daha derin bir yara. Kendi yarasından vazgeçmiş, Fransa yardım ediyor. Kendi yarasına da ot, toprak gibi hiç de hijyenik olmayan şeyleri kendi yarasına basmış. Kendi o vücudunda açılan süngü deliğini kapatmaya çalışmış. Bu metanetin, bu direnişin üstüne karadan da geçemeyeceğini anlayan Churchill gazların, o zehirli gazların kullanılması emrini veriyor. Churchill'e diyorlar zehirli gazlar, savaş yasa insanlık suçu. Churchill aynen şöyle söylüyor. Karşımızda insan yok. Karşımızdaki Türk'tür diyerek gazların da kullanılması emrini veriyor. İnsanlığını unutan İngilizlerin karşısında kahramanlığını unuttuğumuz Türk Mehmetçiği var. Unuttuk. Kahramanlıklarını az önce anlattığım sis hikayeleriyle unuttuk. Örneğin o sistem kaybolan birliğin adını biliyor musunuz? Norfolk Birliği. Bu Norfolk Birliği'nin askerlerin ölülerini buldular. Hatta iki tane askeri de Haydar Paşa, İstanbul'da yatıyor. Bu askerler aslında siste falan kaybolmadı. Biz kendi kahramanlıklarımızı unuttuk. Aman unutmayalım. Unutmayalım çünkü onlar bizim geçmişimiz, geleceğimiz ve sizler ekranları başında bunları rahat rahat izleyebilirsiniz diye hayata gözlerini yuman 15 yaşından 20 yaşına kadar tüm Türk gençliği. Cepheler arasında savaş esnasında cepheler arasındaki yakınlık 8 metreye kadar iniyor. Yani siz sizin o hep hikayelerde dinlediğiniz sigara alıp verme, birbirlerine türkü söyleme hikayeleri işte bu 8 metrelik alanda gerçekleşiyor. Biraz sonra öleceğini bilen birinci grup ve onun arkasında onların da kendi öleceğini bilmesi çok zor bir durumdur. İlk gruba taarruz emri veriliyor. Türk askerleri daha çıkar çıkmaz hemen çıktıkları siperin önüne düşerek ölüyorlar. İkinci birliklere de birinci sipere geçmesi emri veriliyor. Düşünsenize şu arkadaki bekleyen tek asker sizsiniz. Biraz sonra biliyorsunuz bir taarruz emri daha Türk askerleri gene ölecek sıra size gelecek. İşte Mustafa Kemal böyle anlatıyor. Öleceğini bilerek hiç tereddüt etmeden taarruz emrine itaat eden Türk askerleri kazandı bu savaşı. Öleceğini bilerek okumayı bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor. Bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyor. Bazıları hala ellerinde kalem biraz sonra öleceğim. Yavruma iyi bakın. Kendinize iyi bakın diye not bırakıyor. Ne siz ne bulut varsa yoksa Türk askerinin kahramanlığıdır bu. İşte Çanakkale'yi kazandıran kuvvet iman. Ne derseniz deyin işte bu kahraman cesarettir. Ne olur unutmayın. Bu hikayeli bu kahraman kahramanlıkları. Bu zaferi ne olur unutmayın. Unuttuk. Yaşarken unuttuğumuz askerler gibi unuttuk. Bir tane hikaye anlatayım. Kudüs müdafasında Osmanlı Devleti gene 1. Dünya Savaşı. Tabi bu sefer burası korunuyor. Bu sefer de gelen İngilizler. İngiliz askerleri bu bölgeyi ele geçirmek için geliyorlar. Türk ordusu dağılmış, kaçıyor. Haliyle de buraya bazı kutsal emanetleri korusun diye nöbetçi askerler bırakılıyor. Tabi galip devletler buraya geldiklerinde bu nöbetçi asker esir olarak kabul etmiyorlar. Çünkü o galip devlet buraya gelene kadar oradaki kutsal emanetleri korusun diye bırakıldığını biliyor. O yüzden bu askere kimse zarar vermiyor. Bu İlhan Bardakçı bu hikayeyi 1972 yılında anlatıyor. Bir tane yaşlı bir adam görüyor Mescid-i Aksa'yı gezerken. Yanındaki Filistin dışişlerine, müsteşarına soruyor. Diyor ki bu kim? Müsteşar diyor ki ne bileyim meczubun teki diyor. Omuz silkip geçiyor. Hiç oralı bile olmuyor. Daha sonra bu beyefendi gidiyor. Yaşlı başlı bir amca. Elleri yüzleri hep artık yaşlanmış ama göğsü hala dik yanaşıyor. Selamun aleyküm. Baba diyor. Bir anlık içinden Türkçe baba diyesi geliyor. O yaşlı torbalaşmış gözleriyle beraber şöyle bakıyor. Aleyküm selam evlat diyor. Tabi şaşırıyor. Düşünsene Mescid-i Aksa'dasın. Bir yaşlı biri var. Üstünde yırtık pırtık bir asker kıyafeti var. Hemen elini öpüyor. Diyor hele anlat baba sen kimsin? Iğdırlı onbaşı Hasan. Başlıyor anlatmaya. Ben buranın müdafaa sırasında bırakılıp kutsal emanetleri korumak için görevlendirilen nöbetçi askerim diyor. Tam 55 yıldır. 55 yıldır devlet yıkılmış. Cumhuriyet kurulmuş. Burada unuttuk. Yaşayan Türk askerini unuttuk. Iğdırlı onbaşı Hasan'ı unuttuk. Bu bize ders olsun. Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yapılan tarihi okumak da bir o kadar önemlidir. Bu yüzden biz geçmişimizi unutmayacağız. 18 Mart Çanakkale şehitlerini Anma Günü'nüz ve Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun efendim. Bizle kalın, hoşça kalın. <laughs>